CV ile araba tespiti yapacağız. Hemen başlayalım. Import CV2 yazarak CV2 kütüphanemi koda dahil ediyorum. Bu tespiti XML dosyamızla yapacağız. Bu yüzden XML dosyamı belirtmem gerekiyor. XML dosyası arabaları tanımak için gerekli kod, ölçüler, değerler içinde barınmaktadır. Ben bu işlemleri video üzerinden yapacağım. Bu yüzden videoyu da belirtmem gerekiyor. Video src eşittir. Burada ise kameramın bağlantı türünü giriyorum. Burada 0 girerseniz bilgisayarda tanımlı olan kamerayı kullanacaktır. Ya da benim gibi video seyirci de diyebilirsiniz. Burada tanımladığım videoyu ele alacaktır. Burada ise nasıl tespit edeceğini gireceğim. Eşittir. Kes derece attı değişkenimizin içindeki verileri göre almasını istiyorum. Burada bir sınırsız döngü oluşturuyoruz. Red virgül img eşittir cap nokta red. Burada red parametresi kameranın çalışıp çalışmadığını kontrol eder. If type img. Buradaki img bizim görüntümüz. Eşittir. Dtype. None. Altına da bırak gireceğim. Geri altı bir değişken oluşturuyorum. Geri alırsa bilgisayarımız daha iyi anlayacaktır. cv2.cvd color. Burada ilk parametresinde neyi geri yapacağımı soruyorum. Yani soruya. IMG'nin üzerinde biz yapacağız. Buraya cv2.color bgr 2 gray. Eşittir. Cascade. Nokta direct. Geri üzerinden tespitimizi yapacağız. Virgül. 1.1,2. Burada ise karemin ölçülerini belirleyeceğim. For x, y, w, h. Buraya in cares. Cares değişkenimiz burada belirttiğimiz. Burada care cascade demişiz. Yani tespit türümüzü XML dosyamıza göre yapacak. Buraya başa alıyorum ve direkt multiscale diyorum. Burada ise bizim gördüğümüzü iri yapıyorum. Yani gri çağırıyorum. Burada karemi oluşturuyorum. Bunu range tangle fonksiyonunu yapıyorum.
Neyin üzerine koyacağım? IMG'nin üzerine koyacağım. IMG, virgül, x, virgül, y, virgül, hepsini topluyorum. X artı W, virgül, y artı h. Burada ise beygir değerlerini giriyorum. Buraya ne verelim? 255. 0, 255. Buraya ise karemizin kalınlık değerini giriyorum. 1 ile 9 arasında bir rakam verebilirsiniz. Ne diyelim? 5 diyelim. Burada cv2.imshow açılacak olan penceremizin en üstüne başlık olarak bir şey koymamız, ilk parametresine başlığı giriyorum. Başlığımız video olsun. Ve img'yi çağırıyorum. Bana neyi göstermesini istiyorum? img'yi. If cv2.white k 33 eşittir 27. Burada tanımladığımız 33 milisaniyede bir kare çeker ve bunları video haline getirir. ImShow fonksiyonunda her 27 milisaniyede bir kare gönderir ve video oluşur. Buraya bırak yazıyorum ve kapanışımı yazıyorum. cv2 nokta destroy all windows. Kodumu çalıştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi araba tespitini yaptık. Şimdi videomuzu izlemeye geçelim. Karelerin kenarları çok büyük gibi geldi bana. Bunu değiştirelim. Buradan değiştirelim. Buraya ne diyelim? 2 diyelim. Tekrar çalıştırıyorum. Evet, arabalarımızı aynı bir kareyle gösterdik. Şimdi videomuzu izleyelim. Evet, bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.